Merhaba arkadaşlar, hikaye çevirisi yaparak İngilizce öğrenmeye hoş geldiniz. Ben Abdurrahman. Ve kaçıncı bayağı 32-33 falan bu şekilde 100, belki 100 olduğunda tekrar konuşup artırabiliriz. Ve bunun yanında haber çevirileri de yapıyorum. Direkt çeviriye başlayalım. Ve tam başlamadan önce şu kartlar kısmındaki soruları çözmeyi unutmayın. Orada burada geçen kelimelerin anlamlarını soruyorum. Tekrar etmiş olursunuz. Şimdi ilk cümleyi okuyalım. We are running out of money. That's it. Şimdi run out of bir şeyin tükenmesi, suyunu çekmesi anlamına geliyor. We are running out of money. Out of money. Paramız bitti anlamında. Bizim paramız bitti diyor. Kim diyor? Baba. Babası paramızın bittiğini söyledi. I must find another job. Must burada neydi? Kendi içimizden gelen bir zorunluluk. Find, bulmak. Another job. Başka bir iş. Başka bir iş bulmak zorundayım. Daha sonra mom was a teacher. Annem neymiş? Annesi bir öğretmendi. Dad was a teacher. Babası da öğretmendi. Ya yani anne ve babası öğretmenmiş. That was a teacher. Daha sonra they had four children. Onlara kaç tane çocuğu varmış? Dört tane çocuğu vardı. Yine zaten geçmiş zaman. Onu anlamışsınızdır. Had var, was var. The baby had a rare disease. Rare burada nadir. Mesela rarely, nadiren anlamında. Nadir böyle nadir görülen bir neyi varmış? Disease, hastalık. Bebeğin 4 çocuktan bir tanesi olan bebekmiş hala. Ve bebeğin çok nadir bir hastalığı vardı. The baby had a rare disease. She was always sick. O her zaman neymiş? Hastaymış. She was always sick. They had to take her to the doctor often. Şimdi they had to take her to doctor. Şimdi take somebody to somewhere. Şu kalıp var. Birini bir yere götürmek. Şimdi had to burada have to. Evin ikinci hali had to. Yapmak zorundaydı. Yani dışarıdan gelen zorunlu had to kullanıyoruz ya. Bunun geçmişteki zorunluluğu. Bu bebeği sık sık often sık sık demek. Sık sık doktora götürmek zorundaydılar. Onlar bebeği sık sık doktora götürmek zorundaydılar. Geçmişteki zorunluluk. The doctor was expensive. Doktor pahalıydı yani. Doktora fazla para diyorlardı. The doctor was expensive. Ama he took good care of the baby. Buradan he'den kastı ne? Doktor. Ama pahalı ama neymiş? Doktor. Take care of ne demek? Bakmak, ilgilenmek. Dikkat etmek. Burada good eklersen daha iyi bakmak, iyi bakmak. The baby. Bebeğe iyi bakıyordu. Yani doktor pahalıydı. Doktora fazla para veriyorduk ama bebeğe de çok iyi bakıyordu. Yani aldığı parayı hak ediyordu gibi bir anlamı var bu iki cümleyi birleştirirsek. He said she won't be healthy in a few years. He said she won't be healthy in a few years. Şimdi giden kastıyla ne? Doktor. Doktor ne demiş? She won't be healthy. Healthy ne? Sağlıklı. Onun sağlıklı olacağını söyledi. Ne zaman? In a few years. Birkaç yıl içerisinde onun sağlıklı olacağını, yani onun sağlığına kavuşacağını söyledi. He said she won't be healthy in a few years. Birkaç yıl içerisinde onun sağlıklı olacağını söyledi. Ama that owed the doctor a lot of money. Burada owe borçlu olmak. Yani birisine borçlu olmak. I owe you. Sana borçluyum. But that owed the doctor. Babam doktora borçluydu. Ne borçluymuş? A lot of money. Çok fazla para borcu vardı.
çok fazla para borçlanmıştı. Ama babam doktora çok fazla borçlanmıştı. But that owed the doctor a lot of money. Sonra he looked in the paper for another job. Burada paper'dan kastı kağıt değil, newspaper yani gazete. Gazeteye ne için bakmış? Diğer bir iş bulmak için. Yani gazeteki iş ilanlarına bakmış. He looked in the paper for another job. Başka bir iş için gazeteye baktı. He asked his friends about another job. O sordu, kime sormuş? Arkadaşlarına. His friends about ne hakkında? Another job. Diğer iş hakkında. Yani arkadaşlarından da yardım istiyor. Diğer iş, başka iş var mı yapabileceği, arkadaşları biliyor mu bilmiyorum ama onları sormuş. He asked his friends about another job. Gazeteye bakıyor, arkadaşlarına soruyor. Finally, en sonunda he found another job. En sonunda ne yapmış? He found, find'ın ikinci hali, buldu. Another job, diğer bir işi buldu. Sonunda diğer işi buldu. He became a taxi driver. Burada become olmak da became yine ikinci hali, a taxi driver. Taksi şoförü oldu. After he taught school, taught için ikinci hali öğretmen diye bu. Okulda öğrettikten sonra, yani okulda öğrenci bir şey öğrettikten sonra, after he taught school, he ate dinner. Ate yine eat'in ikinci hali, akşam yemeğini yerdi. Then, daha sonra, he went to Texas Company. Daha sonra ne yapıyor bu yemekten sonra? Went to, gidiyor. Nereye? Texas Company. Taksi şirketine gidiyor. He drove the taxi to the airport. He drove the taxi to the airport. Drove, drive'ın ikinci hali, sürmek. Taksi sürüyor. Nereye sürüyor? To, burada yön. Havaalanına sürüyor. Taksi havaalanına sürerdi. He picked up people at the airport. Pick up, yine almak burada. Yani insanları arabaya almak. Pick up at the airport. Havaalanında insanları alırdı. He dropped off people at the airport. Drop off da indirmek arabadan. He dropped off people at the airport. Havaalanında da indirirdi. Yani insanları havaalanına götürüp getiriyordu. Buradan bunu anlıyoruz. Şuraya şöyle kaydırayım. Sonra şurada kaldık. Some people gave him big tips. Tips burada bahşiş. Adam tip box bizde de geçiyor zaten. Türkiye'de de giriyor zaten. Biz Türkiye'de de kullanıyoruz bunu. Some people, bazı insanlar, bazı kişiler gave, değil mi? Give'in ikinci hali, vermek. Ona veriyordu ne? Big tips, yani büyük bahşişler. Çok fazla bahşiş veriyorlardı bazı insanlar. Some people gave him small tips. Bazı insanlar ise ne veriyorlarmış? Az bahşiş veriyorlarmış. Some people gave him no tips. Bazı insanlar ise hiç bahşiş vermiyorlarmış. He drove the taxi for 8 hours. Taksiyi sürerdi. Ne kadar sürerdi? Burada for bir süre, for'dan sonra süre varsa o süre boyunca 8 hours, 8 saat, 8 saat taksi sürerdi. Yani 8 saat boyunca taksi sürerdi. Then, daha sonra he went home, eve giderdi. 8 saat taksi sürüyor, daha sonra eve gidiyor. He was tired. Tired, yorgun demek. O yorgun olurdu eve gittiğinde. He went straight to sleep. Şimdi went straight, yani go straight, yön tarifinde kullanılır genellikle. O düz git. Hani bir yere gideceksin, hani düz git sonra sağa dön falan muhabbeti yaparken go straight dersiniz. Mesela caddeden düz git. Buradaki anlamı ise went straight to sleep. Yani doğru eve girince, hani böyle sağda solda falan, işte atıyorum televizyon izlemedir, kitap okumadır, o tarz hiçbir şey yapmadan eve girer girmez doğru uyumaya gidiyor. Yani dümdüz uyumaya gidiyor. Direkt uyumaya gidiyor. Bu cümlede anlatılan o. Yani straight'i kullanmanın amacı o. He went straight to sleep. Doğru yatağa gitti. Doğru uyumaya gitti.
Every night he had a dream. Her gece o ne yapıyormuş? Bir tane rüya görüyormuş. Had a dream. Her gece bir rüya görürdü. Every night it was the same dream. Her geceki o rüya neymiş? Aynı rüyaymış. Every night it was the same dream. Her gece aynı rüya. Every night he dreamed about money. Dream buradaki anlamı şey, bak buradaki isim hali, yani rüya. Burada dream, iyiden de anlaşılıyor zaten. Burada fiil halini kullanmış, rüya görmek. Every night, her gece o rüya görürdü. About hakkında ne hakkında? Money, para hakkında. Her gece para hakkında, yani parayla ilgili rüya görüyor. Yani rüyası da para görüyor. Every night, the money was on fire. Her gece para on fire burada tutuşmuş bir şekilde. Yani alevlerin üstünde zaten. Onun üstünde anlamında tutuşmuş. Her gece rüyasında para görüyor ve bu paralar tutuşmuş oluyor. Hani alev içinde oluyor. Paraların yandığını görüyor yani. Her gece aynı rüya ve gördüğü rüyada paraların yanıyor olması. Bu hikaye de böyle. Biraz ilginç bir hikaye. Umarım video faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.